Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Bugün yeni konumuza başlıyoruz. Konumuz tabii ki mitoz olacak. Gençler mitozun ne kadar önemli bir konu olduğunu sizler de tabii ki biliyorsunuz. Hücre döngüsüne geçen dersimizde küçük bir giriş yapmıştık. Bugün mitozun tamamını anlatacağız ve bitireceğiz gençler. Bugünkü dersimizi tamamladığımız zaman sayfa 26'ya kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Sıfırdan ona da. Dinamo'da da aynı şekilde bugünkü dersimizi bitirdiğimiz zaman gençler mitozun sonuna kadar geleceksiniz. Yani sayfa 18'e kadar yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Hazırsanız yatsının arkanıza başlayalım. Şimdi ilk olarak biz bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Onlardan biraz bahsedelim. Hücre döngüsü nedir sorusuna cevap vereceğiz. Hücre döngüsünün evrelerinden bahsedeceğiz. Mitozun genel özellikleri ve mitozun evreleri yine bugünkü dersimizin konusu olacak diyeyim kullanım alanlarına ve faydalarına baktığımız zaman saçlarımız, tırnaklarımız nasıl uzar, vücudumuzda büyüme nasıl meydana gelir? Aslında bu soruların cevabını bugünkü dersimiz verecek gençler. TYT'de de unutmayın, hücre bölünmeleri ünitesinden doğrudan bir tane soru karşımıza çıkıyor. Hücre döngüsünü hatırlatarak başlamış olayım. Yeni oluşmuş bir hücrenin büyüyüp gelişip tekrardan yeni bir hücreyi meydana getirme sürecinin tamamına birden hücre döngüsü ismini veriyorduk. Hücre döngüsüne baktığımız zaman da ilk olarak bir hazırlık evresi meydana geliyordu ki hücre döngüsünün en uzun evresi interfaz yani hazırlık evresi dediğimiz evredir. Interfaz evresinden sonra mitotik evre geliyordu. Mitotik evrenin içerisinde de çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği yani mitozun olduğu bir evre arkasından da sitokinezin yani sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği bir evre vardı. Mitozun yani çekirdek Dek bölünmesinin de profaz, metafaz, anafaz ve telafaz evrelerinden meydana geldiğini söylemiştik diyeyim. İnterfazla başlamış olayım gençler. İnterfaz dediğimiz zaman hücrenin bölünmeye hazırlandığı en uzun evreden bahsediyoruz. Hücre döngüsünün yaklaşık %90'ı da interfazda meydana geliyor, geçiyor. G1S ve G2 evrelerinden de hücre döngüsünde interfaz alt evrelere oluşacak hücre döngüsünün süresi tabii ki hücreden hücreye farklılaşıyor. Ya hocam bir hücre ne kadar zamanda bir bölünür derseniz hücreden hücreye bu süre dediğim gibi farklılaşır. Mesela bizim derimizin üzerindeki epitel hücresi dediğimiz hücrelerimizin bölünme yeteneği çok hızlı. Bunlar kısa sürede bölünüyorlar. Ama mesela karaciğerimizdeki hücrelere de baktığımız zaman eğer gerekmiyorsa bu hücrelerde bölünme söz konusu olmuyor gençler. İnterfazın kendi içinde evrelerine bakacak olursak G1, S ve G2 dedik. Bizim için en önemli evre S evresiydi. G1 evresine baktığımız zaman hücre birazdan DNA'sını S evresinde eşleyecek. O yüzden burada gerekli olan hazırlıklar tamamlanıyor. Yavru hücrenin büyüme dönemi dediğimiz evre G1 evresidir. Metabolik olayların çok hızlı gerçekleştiği bir evreden bahsediyoruz. Ne kadar süreceği hücreden hücreye farklılık gösteriyor. Embriyonik hücre gibi hücrelerde çok kısa sürede G1 ve G2 olmadan doğrudan S evresi bile gerçekleşebiliyor. S evresi en önemli evredir dedim çünkü DNA'nın kendine eşlediği evreye S evresi ismi veriliyor. Hayvansal hücreleri düşündüğümüz zaman sentrozom organelde tabii ki bu evrede eşlenmiş oluyor. G2 evresi dediğimiz zaman hücre büyümeye devam edecek. Mitoz için hazırlanmış, hazırlıklar tamamlanmış olacak. Bu konunun içerisinde geçen sene öğrendiğimiz sentrozom organeli çok geçecek gençler. Hayvansal hücrelerde sentrozom organeli hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin üretimini sağlardı unutmayın. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok. Buradan tabii ki interfaza gerçekleşen olayları şöyle bir toplu halde de vermiş olalım. İnterfaza baktığımız zaman hücre birazdan bölüneceğine göre bu evrede ATP sentezi artacak, protein sentezi artacak, organellerin eşlenmesi, birazdan hücre bölünmesi olacak. Bunlar iki hücreye bölünecek ya. Organel sayısının arttırması da tabii ki interfaz evresinde gerçekleşir. Yine hücrenin hacmi artar ve DNA bu evrede eşlenmiş olur bölünme yeteneğini kaybeden bazı hücrelerimiz de var bölünme yeteneğini kaybeden hücrelerimiz G1 evresinden sonra g0 adını verdiğimiz durgunluk evresine giriyorlar ve bu evrede durmaya devam ediyorlar Yani bu hücreler bölünmüyor gençler mitozun genel özelliklerine bakacak olursak nasıl aklınızda tutun demiştim İnterle, profesör metenin anası telefon satacakmış veya ipmas şeklinde de kısadana aklınızda tutabilirsiniz. İnterfaz evresini anlattık. O zaman bunun arkasından mitozun gerçekleştiği yani çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği evreye geçiş yapılması lazım. Mitoz evresinde de profaz, metafaz, anafaz ve telafaz kısımları vardı. En sonda da sitokinez yani sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyordu. Mitozun genel özelliklerine baktığımız zaman tek hücreli ökaryot canlılarda üremeyi sağlayacak. Çok hücreli canlılarda ise büyük büyüme, gelişme ve yenilenmeyi sağlamış olacak. Şimdi mesela amipi düşün tek hücreli bir canlı ne yaptı? Mitozu gerçekleştirdi yani hücre bölünmesini yaptı. Bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelmiş oluyor. Yani sayı birken ikiye çıktı. Haliyle birey sayısında artış meydana geldi. Tek hücreli ökaryot canlılarda mitoz üremeyi sağlar. Bizim gibi çok hücreli canlılarda da büyümeyi, gelişmeyi, bir yerimiz yaralandığı zaman oranın tamir edilmesini sağlar. Kimler mitoz yapabilir? Kromozom sayısı n, 2n veya 3n gibi olan canlılar mitozu gerçekleştirebiliyor. Baktığımız zaman mitozun genel özelliklerine bölünme sonucunda kromozom yapısı ve e, sayısında herhangi bir değişim olmuyor. Mesela atıyorum bu hücrenin kromozom sayısı 24 ise, şu hücrenin de 24 oluyor, bu hücrenin de 24 oluyor. Yani kromozom sayısı kesinlikle değişmez. Oluşan hücreler birbirinin genetik olarak fotokopisidir. O yüzden kalıtsal çeşitlilikten mitozda bahsetmemiz mümkün değil gençler. Bir hücreden de iki tane yavru hücre oluşuyor. Bak buraya. En kromozomlu bir hücre mitoz geçirdi, hop iki tane en kromozomlu oldu. İki en kromozomlu mitoz geçirdi, iki en iki en oldu. Üç en kromozomlu mitoz geçirdi, iki yavru hücre oldu. Onlar da yine üç en kromozomlu oldular. Oluşan hücrelerin organel çeşitleri tabii ki aynı büyüklüğü, organel sayısı, stoplazma miktarı farklı olabilir. Bununla neyi kastettim? Mesela senin burada bir tane hücrem vardı. Bu hücrenin tabii ki işte kromozom sayısı yine 24'tü diyeyim. Bunda 10 tane ribozom vardı diyelim. İşte 10 litre de litre olmaz da stoplazma sıvısı vardı diyelim. Hücre bölünmesi gerçekleşti. Oluşan hücrelerin kromozom sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. Bunun da 24, bunun da 24 kromozomu var. Ama o 10 tane ribozomdan 3 tane ribozomu şurası alır. 7 tane ribozomu burası alır. 4 litre sıvıyı burası alır. 6 litre sıvıyı burası alır. Stoplazma kısmını. O olabilir. Yani çeşit değişmez. Burada ribozom varsa burada da olacak. Burada mitokondri varsa burada da olacak sıvının miktarı ya da sayı olarak organel sayısı birbirinden farklı olabilir diyeyim gençler mitotik evreye baktığımız zaman çekirdek bölünmesi profaz metafaz anafaz ve telofazdan meydana geliyor bir de arkadan ne geliyormuş sitoplazma bölünmesi yani sitokinez meydana geliyormuş Bölünmeye hazır olan fakat bölünmesi başlanmamış bir hayvan hücresine baktığın zaman burada interfazı yavaş yavaş görmeye başlıyorsun. Interfazın arkasından da tabii ki ne gelmeye başlayacak gençler? Profaz, metafaz, anafaz evreleri gelecek. O zaman bölünmeye hazır fakat bölünmeye başlamamış hayvan hücresinde ortada ne var? Çekirdek var. İçeride çekirdekçik var. DNA'mız da parmağımızın içerisinde bir ipliği kırıştırmışız gibi kromatin iplik halinde duruyor. Yani şurayı unutmuyorsun bu çekirdekcik birazdan hücre bölünmesi sırasında çekirdekcik eriyip kaybolacak. Şurası çekirdek zarı dediğimiz kısımdır. Çekirdek zarı da hücre bölünmesi sırasında eriyip kaybolacak. Şurası da DNA'mızın etrafını proteinlerin sarmasıyla oluşan kromatin ipliğimiz. O da birazdan kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşecek. Ama o kısımlara hemen şuradan başlayarak gelelim. İlk evremiz neydi? İntelle profesörün yani profaz evresi dediğimiz evreydi. Profaz evresine baktığımız zaman da tabii ki çekirdeğin içerisindeki kromatin iplik dediğimiz o parmağımızın ucunda ipliği sıkıştırmışız gibi duran kısım yoğunlaşmaya başlayacak. Hatta ben size şuranın doğru görselini çizeyim gençler. Bizim hücremiz ortasında çekirdeği içerisinde de kromatin ipliği vardı. Yani kromatin ipliği şuraya çıkarttığımı hayal edecek olursan şu şöyle bir iplik. İnterfazda kromatin iplikler eşlendi. Yani bunun birebirde bir tane kopyası yapıldı. Şununla şu birbirinin fotokopisi gençler. Çünkü kromatin iplikler yıldız 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 interfazda eşlendi. Bu kromatin iplikler katlanmalar yapmaya başlıyor. Şöyle kendi üstünde katlanmalar yapıyor. E karşısındaki fotokopi de kendi üstünde katlanmalar yapıyor. Katlanmalar yaptığı zaman kromozom dediğimiz yapıları oluşturmuş oluyorlar. Yani bir kromozom o zaman baktığın zaman şu mavi ile gösterdiğim kısımla şu sarı ile gösterdiğim kısım birbirinin fotokopisi. O zaman şu mavi ile şuradaki sarı birbirinin fotokopisidir gençler. Hatta bu ikisi birbirinin fotokopisi olduğu için bunlara kardeş kromotit ismi veriliyor. birebir aynı özelliklere sahipler. Çekirdek içerisindeki kromatin iplikler profazda ne yaptı? Kısalıp yoğunlaşarak kromozomlara dönüşmüş oldu. Kromozom dediğin şey iki tane kardeş kromatitten meydana geliyor. Ortada sentromer var. Sentromerlerde İ iplikleri tutunsun diye protein yapılar var. Bu proteinlere de kinetekor ismi veriliyor diyeyim gençler. İnterfazın S evresinde DNA eşlendiği için profaz evresinde her kromozom iki tane kardeş kromatitten meydana gelmiş oluyor. Sonra profaz evresinde sitoplazma içerisinde iyi iplikleri oluşmaya başlıyor. Sentrozom organel de ta interfazda eşlenmişti. Sentrozomlar zıt kutuplaya hareket etmeye başlayıp iyi ipliklerini oluşturmaya başlıyorlar. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşüyor. Düşündüğümüz zaman çekirdekçik yok oluyor. Çekirdek zarı da erimeye başlıyor gençler. İ ipliği dediğimiz iyi iplikler hayvansal hücrelerde sentrozom adı verilen organel tarafından üretiliyor. Bitkisel hücrelerde gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok. Ama onlarda da iyi ipliklerinin üretimi gerçekleşecek. Onlarda iyi iplikleri ise mikrotübül organize edici bölgeden ya da işte iyi ipliği üretici bölge tarafından üretilmiş olacak. Profaz evresinin sonunda kromozomların tamamı iyi ipliklerine tutunmuş durumdadır diyeyim gençler. Hemen bitki hücrelerindeki profazı da kendi içerisinde söyleyeyim bitireyim. Çekirdek zarı erimeye başlar. Çekirdekçi kaybolur. Kromotin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür i iplikleri üretilmeye başlar diyeyim gençler. Endoplazmik retikulumu da hatırlatayım. Burayı bir hayvan hücresi düşünürsen çekirdek zarıyla hücre zarı arasında kalan kanalcık ve borucuk sistemine endoplazmik retikulum ismini veriyorduk. Endoplazmik retikulumlar hücre bölünmesi sırasında aynı çekirdek zarı gibi, aynı çekirdekçik gibi ortadan kaybolurlar. Buradan da Inter'le Profesör Mete'nin yani metafaz evresine geçiyorum. Metafaz evresine baktığımız zaman kromozomlar hücrenin ekvatoral düzlemine dizilecekler. Hatta kromozomları en net şekilde gördüğümüz evre metafaz evresi olacak. Mesela insanlar için ne diyoruz? 2n 46 kromozomlulardır diyoruz. Demek ki metafaz evresinde olan bir insan hücresinde 46 tane kromozomu göreceğiz gençler. Kromozomların böyle sayılıp fotoğraflarının çekilmesine karyotip analizi ismi veriliyor. Özellikle anne karnındaki bebişlerde kromozomla ilgili herhangi bir sıkıntı var mı? Kromozom sayısının fazla olması veya eksik olması durumu söz konusu mu? Kromozomların yapısıyla ilgili bir problem var mı? Bunun ortaya çıkması için karyotip denilen analizler yapılıyor. Mesela annenin karnından ee, sıvı alıyorlar. Bebiş bir sıvının içerisinde anne karnında. Tabii ki bebeğe ait hücreler bu sıvıda bulunuyor. Daha sonra bu hücreleri bölünmeye teşvik edip metafaz evresinde durduruyorlar. Metafaz evresinde durdurduktan sonra kromozomların bilgisayarda dizi fotoğrafını çekiyorlar. Sağlıklı bir insana baktığımız zaman işte dişi ise 46 kromozomlu XX olacak. Erkek ise 46 kromozomlu XY şeklinde olacak. Olur da mesela 21. kromozom çifti İki iki tane değil de üç olduğunu görürlerse ha bu bebek 47 kromozomlu Down sendromlu olacak diyorlar. Veya işte bir tane daha X görürlerse 47 kromozomlu şu hastalığa sahip olacak diyorlar. Mesela Y kromozomu X kromozomundan çok daha küçük bir kromozomdur. Olur ki Y'yi daha büyük görürlerse sayı ile ilgili bir sıkıntı yok ama bu hücrelerin kromozom yapısında bir anomali anormallik var diyorlar gençler geliyorum anafaz evresi dediğimiz evreye. Anafaz evresinde de kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılacaklar. Hemen size doğru şekli çiziyorum. Şimdi kromozom dediğimiz şeyler iki tane kardeş kromatitten meydana geliyordu. Aslında şu mavi çizdiğimle turuncu çizdiğim birbirinin fotokopisiydi. Bu ikisine de kromozom ismi veriliyordu bir araya geldiklerinde. Mesela şurada mavi gözgeni varsa burada da mavi gözgeni var. Burada kıvırcık saç geni varsa burada da kıvırcık saç geni var. Burada işte A grubuna sahip olma geni varsa burada da A grubuna sahip olma geni var. Hücrenin anafaz evresinde kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket ediyorlar. Yani bir tanesi karşıya gitti, diğer parça ise bu tarafta kaldı. Şu ikisi birbirinin fotokopisi gibi olduğuna göre bu tarafa taşınan genetik materyalle genetik bilgiyle bu tarafta kalan genetik bilgi birbirinin aynısı oluyor gençler. Yani kromozom şuradan koput da yarısı buraya yarısı buraya gitmiyor. Kardeş kromatitlerin biri yukarıya gidiyor, biri aşağıya gidiyor. İki taraf birbirinin ee, fotokopisi gibi oluyor diyeyim. Kardeş kromatitler birbirlerinden ayrıldıktan sonra artık onlar da kromozom olarak isimlendiriliyorlar. O yüzden anafaz evresinde kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar diyebiliriz. Normal şartlarda şu ikisi bir aradayken bir kromozom sayılıyordu ya. Şimdi giden her bir parçaya kromozom ismi veriliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da burada var. Yani geçici olarak bu iki en yani eşittir. 12 kromozomlu oldu. Gençler bölünme tamamlanınca yarıya inme tekrardan gerçekleşmiş olacak. Aslında yarıya inmeyle de en başa tekrar dönülmüş olacak. Telofaz evresine baktığımız zaman profazdaki olayların tam tersi olaylar meydana geliyor. Profazda ne oluyordu? Çekirdek zarı erimeye başlıyor. Çekirdekçi kayboluyor. Endoplazmik retikulum kayboluyor. Kromatin iplikler katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşüyordu. Burada tam tersi. İ iplikleri yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Kromozomlar tekrar incelip uzayarak kromatinlere dönüştü. Çekirdek zarı yeniden oluşmaya başladı çekirdekçik yeniden oluştu. Bu sırada bir hücrenin içerisinde yani iki tane çekirdek meydana gelmiş oldu. Zaten sitoplazma bölünmesi de ana fazlarda yavaş yavaş başlıyor. Bitkisel hücrelerde ortadan lamel oluşumuyla, ara çeper oluşumuyla, hayvansal hücrelerde ise boğumlanma olayıyla yavaş yavaş sitoplazma bölünmesine de hazırlık yapılıyor diyeyim gençler. Sitoplazma bölünmesine baktığımız zaman da artık zaten senin telofazda iki tane çekirdeği olan bir hücrem vardı. Sitoplazmayı böleceksin. iki tane yavru hücreni elde etmiş olacaksın. Bitki hücreleri için de aynı şey geçerli. Hayvan ve bitki hücrelerinin mitozunun iki tane önemli farkı var. Bunlardan birincisi hayvansal hücrelerde iyi iplikleri sentrozom tarafından Bitkisel hücrelerde ise sentrozom organeli olmadığı için stoplazmadaki özel bölgeler tarafından iyi iplikleri üretiliyor. İkincisi çok soruda çıkıyor. Stoplazmanın bölünme şekli. Hayvansal hücreler boğumlanma yaparak bir hücreden iki tane yavru hücre oluşturuyor. Bitkisel hücrelerde ise hücre zarının dışında hücre duvarı, hücre çeperi dediğimiz kısım var. Hücre zarı hücre çeperi ölü olduğu için boğumlanma söz konusu olmuyor. Onlar arallemel, ara çeper oluşumunu gerçekleştirerek sayıyı 2'ye çıkartmış oluyorlar. Mitozda oluşacak hücre sayısını da 2 üzeri n formülüyle bulabiliyoruz gençler. n de buradaki mitoz sayısı oluyor. Mesela 2n 46 kromozomlu bir hücre art ardına 4 kez mitoz geçiriyor. Buna göre oluşan her hücre sayısını ve her bir hücrenin kromozom sayısını bulunuz demiş. Aslında bir çizerek göstereyim, bir de kısadan göstereyim gençler. Şimdi bu birinci hücremiz kaç kromozomlu? 46 kromozomlu. Bu birinci mitozu geçirdiği zaman iki tane yavru hücre oluşacak. E sonra bunlar ikinci mitoza girecekler. İkinci mitoza girdikleri zaman da dört tane yavru hücre oluştu. Üçüncü mitoza girdikleri zaman ne olacak? Buradan bir tane, buradan bir tane olacak. Hop sayı kaça çıktı gençler? 8'e çıkmış oldu 3. mitoz sonucunda. E ne olacak? Buradan da iki tane, 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 buradan da iki tane. Hadi üşenmeyelim. Buradan da iki, buradan da iki tane olacak. 2 4 8 12 ise 10 12 14 16 yanlış mı yaptık bakalım 2 4 6 8 10 12 14 16 yanlış saymışız 16 tane yavru hücremiz olacak. Mitozda kromozom sayısı değişmeyeceğine göre 46 kromozomlu 16 tane hücre oluşacak. Bunu kısadan ne yapacaktın? 2 üzeri 4 tane hücre oluşacak diyecektin. Yani 16 tane hücre oluşur diyecektin. Mitozda kromozom sayısı değişmeyeceği için oluşan her bir hücrenin de kromozom sayısı 24'tür diyeceksin. Bazen şöyle soruları ben de yazılıda yazıyorum. Mesela diyorum ki 3 kez mitoz, 1 kez mayoz geçirmiştir. Bu sefer hepsini saymaya başlıyorsunuz. Ne yapacaksın? Bir kere şu baş kısım gitti. Sen en sonda kalanları sayacaksın. Mesela kısa olsun bir tane diyeyim ki size. Arka arkaya 2 mitoz geçiriyor olsun kaç hücre oluşur diyorum. 2 üzeri 2'den zaten 4 olduğunu biliyorsun. Ne yapıyorsun? Bir hücre birinci mitozu geçirdi. Hop iki tane yavru hücre oldu. Sonra bu gitti ikinci mitozu geçirdi. Buradan bir, buradan bir, buradan bir, buradan bir oldu. 1, 2, 3, 4 diyorsun. Bazen yazılı da bakıyorum. Şurayı da yazıyorlar, sayıyorlar, işin içine katıyorlar. Bunlar artık bölündü. Burada hücre kalmadı. Kalanlar şunlardır. Yani 4 tane hücre olur. Klasik yazılı sorusudur zaten gençler. Mitoz sonucu oluşan hücrelerin aynı olan özelliklerine ve farklı olan özelliklerine birlikte bakalım. Şimdi kromozom sayısı kesinlikle değişmiyor gençler. Genetik yapıda herhangi bir değişiklik yok. Haliyle DNA miktarı, gen çeşidi, nükleotit sayısı ve dizilişi değişmiyor. Organel çeşidi de değişmez. Onda mitokondri varsa bunda da olacak. Onda ribozom varsa bunda da olacak. Onda golgi varsa bunda da olacak. Ama bunların sayısı farklı olabilir. Bir hücre az sitoplazma alıp küçük hacimli olurken diğeri çok sitoplazma alabilir. Haliyle hacimle sitoplazma zaten aynı doğru orantılıdır diyeyim. Mitoz sonucu oluşan hücrelerde kalıtsal çeşitlilik meydana gelmişse sebebi o bölünme sırasında bir problem yaşanmıştır. Mutasyon gibi bir olay meydana gelmiştir diyeyim. Heh, beklediğimiz sayfaya da geldik gençler. Şimdi asıl olay şurada patlıyor. Hepsini toptan vereceğim. Bir kere mitozun en başında ne var? İnterfaz dediğimiz olay var. İkisinin de başında interfaz yaşandı. Topluyorum. İnterfaza baktığımız zaman G1 S G2 evrelerinden meydana geldi. G1 ve G2'ye yuvarlak aynı cümleleri yapıştırabilirim. İşte organel sayısında artış oluyor, bölünme ile ilgili hazırlıklar tamamlanıyor, ATP sentezleniyor, enzim sentezleniyor, protein sentezleniyor gibi. İnterfazın en önemli evresi S evresidir. S evresinde DNA'nın eşlenmesi gerçekleşir. Sonra hangi evreye geçiliyor? Profaz evresine geçiliyor. Profaz evresine geçildiği zaman çekirdek zarı erimeye başladı. Çekirdekçik kayboldu. Endoplazmik retikulum kayboldu. Kromotin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kimlere dönüşmeye başladı? Kromozomlara. Sentrozomları interfazda eşlemiştin. Burada da yavaş yavaş iyi iplikleri üretilmeye başlandı. Sonra metafaz evresine geçildi. Metafaz evresinde kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizildi. Hatta kromozom sayısını söyleyeyim. 1, 2, 3, 4. Bu 2N4 kromozomlu bir hücrenin metafazına ait. Sonra anafaz evresinde kardeş kromotitler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara gitmeye başladı. Burada geçici olarak kromozom sayısı 2 katına çıkıyor. Çünkü zıt kutuplara çekilen her bir kardeş kromotite daha kromozom ismini veriyoruz. Sele fazla bunlar birbirlerinden ayrıldıkları zaman 4 burada kaldı 4 burada kaldı. En sona baktığın zaman da 2n4 kromozomlu 2 tane hücre oluştu. Şu en baştaki hücreyle sonda oluşan hücrelerin genetik yapısı aynı. Aynı şey bitkisel hücreler için de geçerli. Dediğim gibi iki fark var. Biri sentrozom hayvanlarda var, bitkilerde yok. İyi iplikleri hayvanlarda sentrozom organel tarafından, bitkisel hücrelerde ise sitoplazmadaki özel bölgeler tarafından üretiliyor. Hayvansal hücrelerde sitoplazma bölünmesi boğumlanmayla gerçekleşiyor. Bitkisel hücrelerde ise çeper var. Bölünme olmuyor ara lemel, ara çeper oluşumuyla gerçekleşmiş oluyor. Sonra hücre döngüsünde DNA miktarının değişimini de şöyle bir göstereyim gençler. İnterfaz dediğim gibi G1, S ve G2'den meydana geliyor. DNA miktarına baktığımız zaman S evresinde DNA'nın eşlenmesi gerçekleşiyordu. Yani S evresinde tabii ki DNA miktarı iki katına çıkmış olacak. Sonra profaz, metafaz, anafaz ve telafaz evreleri geliyor. Bu evreler sırasında herhangi bir DNA miktarında değişim söz konusu değil. Ama sitoplazma bölünmesi gel gerçekleşip de iki tane yavru hücre oluştuğu zaman tabii ki DNA da eşit şekilde iki hücreye bölüşülmüş oluyor. En baştaki X miktarıyla sondaki hücrelerinde DNA miktarı X şeklinde olacak. Bir de kromozom sayısını kendi içerisinde kıyas yapalım gençler. Kromozomlar hangi evrede oluşuyorlardı? Profaz evresinde oluşuyorlardı. Profaz evresinde x kadar kromozom var. Herhangi bir değişiklik yok. Metafazda ekvator düzlemine dizildiler. Herhangi bir değişiklik yok. Anafazda geçici olarak kromozom sayısı iki katına çıkıyor. Her bir kardeş kromozoma da Kardeş kromatite de kromozom ismini verdiğimiz için telefazda değişiklik yok. Yine stokinezi yaptığımız zaman kromozom sayısı da yarıya düşmüş ama zaten geçici olarak iki katına çıkan yarıya düşmüş eski haline dönmüş oluyor diyeyim gençler. Hücre döngüsünü biz anlattık, bitirdik. Mitozun sonucunda birbirinin aynısı iki tane yavru hücre meydana geldi. Tek hücrelerde üremeyi, çok hücrelerde büyüme ve gelişmeyi sağladı. Ama bu olay sırasında herhangi bir problem meydana gelirse e ee, hücrelerde mutasyon olursa yeni oluşan yavru hücrelerin DNA'sı farklı olacak. Yani geri dönüşümü olmayan bazı sıkıntılar yaşanacak. Bu nedenle de hücre döngüsünün gerçekleştiği, kontrol edildiği bazı noktalar var gençler. Hemen o kısımlardan da bahsediyorum. Hücrelerin büyümesi, DNA'nın kendine eşlemesi ve iki yeni hücrenin oluşması G1, G2 ve M kontrol noktaları interfazla karıştırma onun evreleri değil bunlar. G1, G2 ve M kontrol noktası dediğimiz üç tane kontrol noktası tarafından kontrol edilecek. Buralarda dur veya devam et sinyali adını verdiğimiz sinyaller var gençler. Bunlarda bu sinyaller sayesinde hücre döngüsü ya durdurulacak ya da devam ettirilecek. Öncelikli olarak G1 kontrol noktasıyla başlıyorum. Aslında interfazın G1 ile aynı noktadan bahsediyorum. G1'den sonra ne geliyordu? S evresi gel geliyordu. G1'de ne kontrol ediliyordur? Gerçekten bu hücrenin bölünmeye ihtiyacı var mı? Eğer DNA eşlenmesi gerçekleşirse o hücre mutlaka bölünür durduk yere bölünmesin. Eğer bir problem varsa biz bunu engelleyelim diye G1 kontrol noktasında son kontroller yapılır. Hücre yeterli büyüklüğe ulaştı mı? Yeterli besin ve büyüme faktörü var mı? Bunlara bakılır. Eğer şartlar uygunsa hop devam et sinyali verilir. Haliyle S evresine geçilir. DNA eşlenmiş olur. S evresi tamamlandıktan sonra devreye hangi kontrol noktası girecek? G2 kontrol noktası dediğimiz nokta girecek. G2 kontrol noktasında da hücrenin büyüklüğü ve DNA hasarı kontrol edilecek. Bundan önce S evresi vardı ya. Eğer DNA'nın eşlenmesinde herhangi bir hata yapıldıysa dur sinyali verilecek. Sen DNA'yı yanlış eşlemişsin. Nereye bölünüyorsun? Oluşan hücrelerin mutasyonlu olur diyecek. G2 kontrol noktasında da DNA'nın hasarı var mı yok mu bakılınacak eğer hasar yoksa devam et sinyali verilecek diyeyim gençler. Son kontrol noktamızda M kontrol noktası dediğimiz noktaydı. M kontrol noktasına baktığımızda da kromozomların i ipliklerine bağlanıp bağlanmadıkları kontrol ediliyor. Aslında metafaza denk geliyor gençler. Metafaz evresine baktığımız zaman kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilip i ipliklerine tutunuyorlar diye. 46 tane de mesela insanların kromozomu var ya. Bu 46 tane kromozomdan 45 tanesi tutunsa, bir tanesi tutunmasa yarısı o tarafa gider, yarısı bu tarafa gider. O fazla olan da bir tarafta kalır. Yani bir hücrede kromozom sayısı fazlalığı olur, diğerinde eksikliği olur. M kontrol noktasında kromozomların i ipliklerine tümünün bağlanıp bağlanmadığı kontrol ediliyor sonra dur sinyali ortadan kalkar bölünme eğer hepsi tutunduysa devam eder diyeyim gençler bazen bu kadar kontrol yapılmasına rağmen kontrolden çıkan hücrelere rastlayabiliyoruz kafasına göre çoğalan hücrelere rastlayabiliyoruz gençler bu da kanser ve tümör oluşumuna tabii ki sebep oluyor Hücre döngüsünün düzenli ilerleyişini G1, G2 ve M kontrol noktaları ile birlikte bazı proteinler de kontrol ediyor. Bu proteinlerin miktarında ve aktivitelerindeki değişim hücre döngüsündeki olayların hızını belirliyor. Bu proteinlerinden bazıları inaktif ve sabit değişimli moleküller. İnaktif proteinlerin aktifleşmesiyle oluşan sinyallerle hücre döngüsünün başlaması ve devam etmesi tabii ki sağlanmış oluyor hücre döngüsü kontrolden çıkarsa Bizim elimizde kafasına göre takılan, dediğimi yapmayan, sınırsız şekilde bölünen bir hücre kümesi meydana gelir gençler. Bu hücre kümesi de tabii ki tümör oluşumuna neden olur. Hücrelerin kontrolsüz olarak bölünmesine kanser ismi veriliyor. Kanser ortaya çıktığı doku veya organla isimlendiriliyor. İşte akciğer kanseri, işte kolon kanseri yani bağırsak kanseri, mide kanseri gibi isimler alıyor. Bu aşırı çoğalan hücreler tümör adı verilen kitleyi meydana getiriyor. Tümörlerinde iki türlüsü var. Bir iyi huylu tümörler var bir kötü huylu tümörler var. Eğer bir tümör oluşumu söz konusuysa ama sadece bulunduğu yerde duruyorsa etrafa yayılmıyorsa vücuda çok büyük bir zarar vermiyorsa iyi huylu tümör deniyor. Eğer bulunduğu dokudan kan ve lenf yoluyla başka yerlere gidiyorsa bu hücreler onlara da kötü huylu tümör ismi veriliyor. Kanserleşmiş hücrelerin başka dokulara yayılmasına da metastaz ismi veriliyor diyeyim gençler. Buradan hemen sorularımıza geçiş yapıyorum. Mitoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. İki en kromozomlu bir hücreden mitozla iki en kromozomlu iki yeni hücre oluşur. Evet mitozda kromozom sayısı değişmez. İki tane yavru hücre meydana gelir. Bölünme sonucu oluşan hücrelerin DNA yapısı ve miktarı tabii ki aynı olmak zorunda ki iki hücre birbirinin fotokopisi gibi olsun. Tek hücreli canlılarda üreme ve büyüme gelişmeyi sağlar diyor. Büyüme ve gelişme kısmı çok enteresan tek hücreli bir canlı mitoz yapınca büyümüş olmaz ki sadece üremiş olur diyeyim gençler bunu işaretleyelim çok hücreli canlılarda tabii ki doku yenilenmesini sağlar mesela bir yerimiz yaralandığı zaman hücreler ölüp buraya dökülüyor buradaki hücrelerde mitoz yaparak yarayı tamamlamış oluyor oluşan hücrelerin büyüklükleri tabii ki farklı olabilir diyeyim Buradan da diğer sorumuza geçiyorum. Bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen mitozla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? İyi iplikleri farklı yapılar tarafından oluşturulur. Evet bitki hücrelerinde böyle sitoplazmada özel bölgeler vardı. Hayvan hücrelerinde de sentrozom tarafından üretiliyorlardı. Çekirdek bölünürken evreler aynı sırayla gerçekleşir. İster bitki hücresi ister hayvan hücresi. İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde evreler ilerliyor. Sıralar tabii ki aynı şekilde olacak gençler. Stoplazma bölünmesi bitki hücrelerinde boğumlanma Hayvan hücrelerinde ara lemel oluşumuyla diyerek tersini yazmış gençler. Hayvansal hücrelerde tabii ki boğumlanma, bitki hücrelerinde ara lemel oluşumu söz konusu olacak. Bu gitti. Yani cevabımız 1 ve 2 şeklinde oldu. Buradan da hemen diğer bir soruma geçiyorum iken 16 kromozomlu bir hücrenin ardardı arda 3 mitoz geçirmesi bölünme sonucunda oluşan hücre sayısı kaçtır? Hemen ne yapabilirsin? 2 üzeri 3'ten 8 hücre oluşuru yapıştırabilirsin. Veya ne diyebilirsin? Bir hücre birinci mitozu geçirdi hocam. 2 tane yavru hücre oldu. Sonra bu tuttu. ikinci mitozları geçirdi. ikinci mitozları geçirince de 4 tane hücre oluştu. Haydi bu bir daha 3. mitozu geçirdi geçirsin. 3. mitozu geçirdiği zaman da tabii ki 8 tane yavru hücre meydana gelmiş olacak. E başta kaç kromozomluydu? 16 kromozomluydu. Mitozda kromozom sayısı değişmeyeceğine göre oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı da yine 16 şeklinde olacaktır diyeyim gençler. Aşağıda bir hayvan hücresine meydana gelen mitozun evreleri karışık olarak verilmiş. Buna göre numaralandırılmış evrelerin gerçekleşme sırasını soruyor. Şimdi baktığımız zaman burada kromozomlar oluşmuş dağınık dağınık bulunuyorlar. Çekirdek zarı erimeye başlamış. İyi iplikleri de oluşmaya başladığına göre burası profaz evresi dediğimiz evre gençler. Profaz evresinden sonra kromozomlar ekvator düzlemine dizilmiş yani metafaz evresi dediğimiz evre meydana gelmiş. Metafaz Metafazdan sonra kardeş kromatitler zıt kutuplara doğru hareket etmiş anafaz evresi. İki çekirdek gördüğüme göre burası da tabii ki telofaz evresi dediğimiz evre olacak. Profesör Mete'nin anası telefon şeklinde olacağına göre cevabımız 2 4 1 3 şeklinde olacak. O da Ceyhan'a düşmüş oldu. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. Olaylarının meydana geldiği mitoz evreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizildiği evre tabii ki metafaz evresi dediğimiz evredir. İ iplikleri kaybolur diyor. Telofaz evresinde i ipliklerinin kaybolması söz konusuydu. Sentromer sayısı iki katına çıkıyorsa kromozom sayısı iki katına çıkmıştır. Yani anafaz dediğimiz evredeyizdir gençler. Hepsinin oturduğu şık da D seçeneği oldu. Hemen buradan da son soruma geçiş yapıyorum. Sonra özeti vererek konuyu kapatacağız gençler. Normal bir mitoz sonucu oluşan hücrelerde özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır diyor. Organel sayısı aynı olmayabilir. Birine 3 ribozom, diğerine 5 ribozom gitmiştir. Sitoplazma birine 2 birim gitmiştir, öbürüne 5 birim gitmiştir. Kesinlikle aynı olmak zorunda değil. Kromozom sayısı ve organel çeşidi ise kesin ve kesin aynı olmak zorunda gençler. O yüzden de cevabımız 3 ve 4 şeklinde oldu. Hemen konu özetime geçiyorum. Konu biterken kısmında. Hücre döngüsünde interfaz ve mitotik evre olmak üzere iki tane kısım vardı gençler. Interfazın G1, S ve G2 olmak üzere üç evreden meydana geldiğini söyledik. ATP sentezi protein sentezi artacak. DNA'nın eşlendiği evrede en önemli evre olan S evresiydi. Mitotik evreyi de kendi içerisinde çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği karyokinez yani mitoz, sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği sitokinez olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Çekirdek bölünmesi yani mitoz sırasında profaz, metafaz, anafaz, telofaz evreleri meydana geliyordu. Profaza baktığım zaman çekirdek zarı eride, çekirdekçi kayboldu, endoplazmik retikulum kayboldu, i iplikleri oluşmaya başladı, kromotin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüştü. İ ipliklerine hayvan hücrelerinde sentrozomlar yaptığı bitki hücrelerinde ise sitoplazmadaki özel mikrotübül organize edici bölgeler oluşturdu. Metafazda kromozomlar tek sıra halinde ekvator düzlemine dizildi. Anafazda kardeş kromatitler zıt kutuplara çekildi, o yüzden hücrenin geçici olarak kromozom sayısı iki katına çıktı. Telofazda ise profazın tam tersi. Çekirdek zarı yeniden oluştu. Çekirdekçik yeniden oluştu. Kromozomlar incelip uzayarak kromatinlere dönüştü. Sitoplazma bölünmesiyle bir hücreden iki tane yavru hücre sitokinez de meydana geldi. Olan hücreler birbirinin ve ana hücrenin aynısıdır büyüklük farklı olabilir, organel sayısı farklı olabilir. Mitoz en, iken, üçen kromozomlu hücrelerde görülür. Tek hücreli ökaryot canlılarda tabii ki üremeyi, çok hücreli ökaryot canlılarda büyüme, gelişme, yaraların onarılması ve dokuların tamiri mitoz sayesinde gerçekleşir. Mitozu bölmeden anlattım. Gençler yani herhangi bir kısmına yarısı şu zamana, yarısı bu zamana yapmadık. Baştan sona mitozu bitirdik. Okulda büyük ihtimalle yavaş yavaş işleyeceksinizdir gençler. Hemen buradan ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.